Arkadaşlar hepinize selamlar, Berka Pro'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tek videoda serimizin ilk bölümüne geçiş yapacağız. Bu bölümde sizlerle oylama sonucunda en çok oy alarak sizin seçtiğiniz oyun olan Zigzag oyununu nasıl yaparız, Unity'de nasıl yaparız, buna bakacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim. Öncelikle projenizi 3 boyutlu olarak açtığınızdan emin olun, projeyi oluştururken 2 boyut değil, bu sefer 3 boyutlu seçmeniz gerekiyor. Çünkü Zigzag oyunu bir 3 boyutlu bir oyun. İsterseniz sıfırdan açılmış projemizde tasarlamaya başlayalım oyunumuzu. Öncelikle oyunumuzda topumuzun spamlanacağı kısım için bizim bir 3 boyutlu objeye ihtiyacımız var. İstersek bunu buradan seçebiliriz ya da hiyerarşi paneline sağ tıklayaraktan 3 boyutlu obje panel altından seçebilirsiniz oluşturacağınız objeyi. Ben bir küp oluşturacağım. Küp oluşturacağım deyip shape'i oluşturdum. Şöyle 3 boyutlu obje kısmından bir küp oluşturuyorum. Ve ben bu küpün X ve Z uzunluklarını 3 yapıyorum. Bu şekilde zeminim uzun ve ince bir hal alacak. Tam bir zemin görüntüsüne kavuşacak. Pozisyon değerlerini sıfırlayacağım ben. Şu şekilde olsun. Tekrardan pozisyon değerlerini sıfırlayınca tabi transformun bütün değerleri sıfırlandı. Tekrar şu scale x ve z'sini 3 olarak değiştiriyorum. Benim amacım bunu yapmaktaki topum oyun başında bu zemin üzerinde spamlansın ve burada yeni zeminler spamlandıkça o bölgelere doğru zigzag çizerekten ilerlesin. Zaten oyunun kısa bir görüntüsünü de video başında görmüşsünüzdür. Mantığını kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi bunu spawn zemini olarak değiştireceğim adını. Oyun başında topumuz bu zeminin üzerinde olacak. Ve bir de yeni oluşturacağım objelerin kaydolması adına boş bir obje oluşturuyorum. Ve buna da zeminler diyorum. Şimdi ben bu spawn zeminini 3x3'lük bir zemin olarak ayarladım ya. Bundan sonraki topun ilerleyeceği zeminlerin 1x1'lik olarak oluşmasını ve bu spawn zeminimizin bir parçası olarak devam etmesini istiyorum. Şimdi ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Ben bu zeminler adındaki boş objenin içerisine 3 boyutlu bir objeden küp oluşturuyorum. Ve bu küpüm gördüğünüz üzere spawn zemininin tam ortasına geldi. Ben bunun pozisyonunu 1 yaparsam gördüğünüz gibi içerisinde bir tık kenara kaydı. Şimdi ben bunu 2 yapacağım. Daha doğrusu burayı -1 yapalım, bu tarafına gitsin. Z'sini de 2 yapacağım. Yani şu tarafa doğru olan düzleminde ben bunun x'ini yani x düzleminde bir değerine, pardon, pozisyon olaraktan -1'e gitmesini istedim ki bu spam zeminimin en uç noktasında spamlansın. Öbür yandan da Z düzleminde de tam ucuna yerleştirmek için de Z pozisyonunu 2 yaptım. 1 yapsaydım tam şurada olacaktı köşede, hatta şöyle 1 yapayım. Tam köşesinde geçecek. İçinden çıkması adına da 2 yaptım ki tam ucunda yer alsın. Bunu yapmamın amacı topum bu zeminden ilerlemeye başlayacak. Tabi biz bir sürü zemin spawnlayacağız. Ya bu zeminin solunda ya da sağında olaraktan. Topumuz da düşmeden zigzag çizerek bunların üstünde ilerlemeye çalışacak. Şimdi şu arkadaki gökyüzünü de değiştirelim hazır aklımıza gelmişken. Skybox'ı solid color olarak değiştiriyorum main kamera içindeki kamera komponentinden. Düz bir renk yapmak istiyorum arkayı. Şöyle bir gri yapacağım. Bu zeminlerimize de birer renk oluşturalım. Burada benim materyaller adında klasörüm varmış. Ben bunu siliyorum. Hatta scriptleri de sileyim. Sizlerle oluşturalım. Yeni bir klasör oluşturuyorum buradan. Buna ben materials diyeceğim. Bu zeminlere vereceğim renkleri bu dosya içerisinde oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım peki? Sağ tıklıyorum. Create kısmından, oluştur kısmından materyali seçiyorum. Bu materyal 3D objelere verebileceğimiz renkler simgeliyor. Tabi
farklı farklı renkler için farklı farklı materyaller oluşturmam gerekiyor. Ben bu materyalimi spawn zemini için oluşturduğumu varsayıyorum. Ve ismini spawn zemini olaraktan koyuyorum ve bunu spawn zeminine sürükleyip bırakıyorum. Şu an hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor olabilir çünkü oluşturduğum materyal default renkti. Ben bunun rengini buradan değiştirdiğim zaman bunu sürükleyip bıraktığım için spawn zeminine sahnedeki spawn zeminimin de rengi değişiyor. Ben bunun rengini şimdilik şöyle bir kırmızı olaraktan seçeceğim. Birazcık bordo bir kırmızı oldu. Buradaki zeminler boş objesinin içerisindeki konuşamadım. Zeminler boş objesinin içerisindeki yeni oluşturacağımız zeminlerin adını da zemin olarak değiştireceğim. Ve bunlar için de yeni bir materyal oluşturuyorum. Ve bunun ismini de zemin olarak koyuyorum. Bunu da sürükle bırak yöntemiyle yeni oluşacak olan zeminlere veriyorum. Bunun materyalini de birazcık değiştirelim. Bu aynı bunun renginde ama bir tık daha açık bir renk yapayım ki bu zeminden ayrı görünsün şu şekilde. Bir de oyun ekranımdaki bakış açım hala oluşturduğum boş projedeki gibi görünüyor. Ben bunu değiştirmek istersem buradaki main kameranın bakış açılarıyla oynarım. Şu şekilde. Bakın görüyorsunuz yerleri değişiyor. İstersem de şöyle bir özellik var Unity'de. Sahne ekranındaki bakış açımı direktmen oyun ekranına aktarmamı sağlayan bir özellik var. Bunun için ben main kamera objesini seçtikten sonra burada Game Object panel altından Align with View seçeneğine bir kere tıklıyorum. Böylelikle sahne ekranındaki bakış açımı oyun ekranına aktarıyor. Yani kameramın gerekli rotasyon ayarlarını direktmen sahnedeki bakış açıma göre değiştiriyor. Bu arada oyun aspect radyomuz bakış açımızda 16:9 olarak seçili arkadaşlar. Eğer sizde burada 16:9 yoksa buradaki artı tuşuna bastıktan sonra bunu fixed değil aspect ratio olarak ayarlayıp 16'ya 9 yazabilirsiniz bu bölgeye. Evet, şu arka planın rengi gri kalmasın isterseniz. Onu da bir tık kırmızıya göre bir renk verelim ya da biraz daha açabiliriz. Evet, şu şekilde güzel. Şimdi İsterseniz oyunumuzun ana karakteri olacak olan topumuzu oluşturalım. Hemen buraya sağ tıklıyorum ve 3D objekten sphere yani bir küre oluşturuyorum. Bu kürenin pozisyon değerlerini sıfırlıyorum. Böylelikle spawn zeminin tam ortasına geldi fakat içinde bulunuyor. Bunun position yüksekliğini 1 yaparsam tam üzerine çıkacaktır bu şekilde. İsterseniz materyaller içerisinden bu topumuza da bir materyal oluşturalım. Top rengi diyelim buna da. Ve bunu şiperimize sürükleyip şiperimizin adını da top olarak değiştirelim. Ve top rengiyle birazcık oynayalım. Bunu istersem siyah yapabilirim. Hatta çok parlamaması adına da buradan smoothness'ını 0.5'ten 0.3'e çekersem gördüğünüz üzere bilardo topu gibi pasparlak değil de bir tık daha mat olacak. Böyle daha da hoş oldu. Bir tık gölgesi var gibi. Gölgesini de kapatmak istersem topu seçtikten sonra directional light'ı seçtikten sonra yani oyunumun içerisinde hazır gelen ışığı seçtikten sonra sağ tarafta benim burada shadow type'ım var. Ben bunu no shadow yaparsam gördüğünüz üzere şurada topumun gölgesi vardı. Şöyle tekrar soft shadow sağlayayım. Bu şekilde daha rahat görün. Kapatabilirim no shadows diyerekten bu gölgeyi. Daha bir rahat olacaktır benim için. Şöyle biraz daha geri zoom out yapalım. İsterseniz yavaştan topumuzun kodunu yazmaya başlayalım. Bunun için buraya yeni bir dosya oluşturaraktan scripts adını veriyorum bu dosyaya. Yeni oluşturacağım scriptleri de bu dosyanın içerisinde oluşturacağım. Sağ tıklıyorum create dedikten sonra yeni bir C# scripti oluşturuyorum. Buna da top hareketi adını koyuyorum. Burada bunu yok say diyelim Visual Studio'ya attı bizi direkt. Kodumuz oluşsun, açılsın. Evet, kodum açıldı. Hemen yorum satırlarından kurtulalım isterseniz. Şöyle silelim. Hazır start ve update komutlarım hazır olarak geldi kodun içerisinde. Şimdi öncelikle bir vektör 3 tanımlayalım. Bu vektör 3'ü topumuzun vektörünü atayaraktan pozisyon değerlerini ekleyerekten gideceği yönü seçeceğiz veya değiştireceğiz de diyebiliriz. Vektör 3 yön diyorum ben bunun ismine. Bir tık aşağı iniyorum. Ve bir float hız değeri tanımlayacağım. Bu hız değerini de topumuzun hızıyla çarparaktan ve biz bu hız değerini public oluşturacağız ki Unity içerisinden bu hız değerini değiştirebilelim. Bunu float olaraktan oluşturuyorum. Biz bunu Unity içerisinden değiştirerek karakterimizin topumuzun hızını göz kararı bir şekilde seçeceğiz.
Ardından start içerisine geliyorum. Burada yön değerimi şöyle yapalım. Eşittir. Vektör 3. İstersen ben bu yön vektörüne tek elimle de değer verebilirim. X, Y, Z olaraktan. 3 farklı değer. İstersem de bizim bu Unity paketimin içerisinde bizim için hazır gelenler var. Örneğin bakın back seçili olarak geldi. Bakın back'te ne diyormuş? X ve Y'sine 0 atarım. Z'sine -1 atarım diyor. Bu ne demek? Bulunduğu noktadan geri geri ilerlemesini sağlarım demek bir nevi aslında. -1 değeri atarım demek. Bunun back'in bir de tersi vardı. Forward'dı galiba. Aynen, forward da bunun tersi ileriye anlamında. Bu da 0, 0, -1 değil de 1 veriyor bakın buna da hazır değer olaraktan. Ben istersen vektör 3 parantez açıp kendim değer verebilirim. İstersem de bu şekilde hazır paketler kullanabilirim. Ben bu forward değerini kullanacağım. Çünkü iki farklı gidiş yönü olmasını istiyorum topumun. Birincisi ileri doğru gitme. Bu hata vermiş, bunu silelim. Silemiyorum. Herhalde bu kodu kaydettikten sonra çözülecektir bu sorun. Şimdi iki farklı yönü var demiştik en son. Topumun birinci olaraktan şu şekilde ileri doğru gitmesini istiyorum. Bunun içinde bakın Z değeri artıyor ileri götürdüğümce. Şu tarafa dikkat edin bakın. Şurada başlasın topum. İleri giderken Z değeri gördüğünüz üzere artıyor. Kodda da forward hazır olaraktan bize ne diyordu? Ben X ve Y'sine 0, Z'sine 1 atarım diyor bakın. Benim istediğim bu zaten. Bir de ikinci bir yönüm var. Şöyle sol tarafa gitmesi. Bunda da position X değerine gördüğünüz üzere eksiye doğru arttırıyor pozisyonunu. Bunun içinde hazır bir paketimiz var. Onu kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi yöne ben bir forward değerini atıyorum. Çünkü oyun başında ileri doğru gitmesini istiyorum. Update kısmına gelelim şimdi. Benim update kısmında yapacağım iş tamamen şundan ibaret. Ekranımızda sol klik attığımız zaman, yani tıkladığımız zaman giden yönün tam tersine dönmesini istiyorum. Aslında tam ters demeyelim de buna. Sol tıklandığı vakit topum ileri doğru gidiyorsa 90 derece sola dönsün. Yani zikzak çizmeye başlasın istiyorum. İleri gidiyorsa sola gitmeye başlasın. Bir kez daha tıklanırsa, yani sola gidiyorsa tekrar ileri doğru gitmeye başlasın. Sola gidiyorsa sağa, sağa gidiyorsa sola dönmesini istiyorum. Şimdi diyeceğim ki bunun için eğer girdi alındıysa, yani input nokta get mouse button yazabilirsem tabii ben de get mouse button down diyeceğim ki şimdi get mouse button'la get mouse button down'un farkını birçok kez anlattım fakat hiç denk gelmediyseniz bir kez daha anlatayım. Get mouse button dersek bizim mouse'daki sol tuşumuz, tabi sol tuş olduğunu belirtmek adına da şöyle parantez içerisinde 0 diyeceğiz. Eğer buna 1 yazarsam sağ tuş, sağ klik olarak algılayacaktır. Neyse konumuza gelelim. Get mouse button dersem eğer sol tıkıma basılı tuttuğum sürece buna anlatacağım, yapmasını isteyeceğim işlevi devam ettirecektir. Ama get mouse button down dersem tıkladığım zaman elimi kaldırana kadar basılı tuttuğum sürece sadece bu görevi bir kez yapacaktır. Yani bir klik bir işlem demek olacaktır get mouse button down dersem. Ama tam tersine get mouse button dersem bir klik basılı olduğu sürece sonsuz işlem demektir. Evet, bu şekilde. İsterseniz şimdi süslü parantezimi açaraktan sol tıklandığı zaman ne yapılması gerektiğini anlatalım koda. Bir if daha açacağım. Çünkü diyeceğim ki eğer ileri gidiyorsa sola dönsün. Bunu denetleyeceğim şimdi de. Eğer yön nokta x eşit eşitse 0'a. Yani yönümün x değeri 0'sa, z değeri artıyorsa yön nokta şöyle. Yön eşittir. Yine yazamadım. Yön eşittir. Vektör 3 nokta left. Yani sola gitmesini istiyorum. İleri gidiyordu. Yani ileri gittiğinde ben buradan anladım. Çünkü x'i 0'sa z'sini arttırıyoruz demektir biz bunun. Çünkü forward'da x'e 0, z'ye 1 değerini veriyorduk. X 0'sa demek ki ileri gidiyor. O zaman sola dönsün. Yani yön eşittir. Vektör 3 nokta left diyorum. Left de bir hazır paketti. Bakın hatta şöyle üstüne gelip göstereyim sizlere. Bu da bizim x değerimizi -1 değerine aktarıyor. -1 değeri de ne demekti? Şu şekilde topumun sola doğru ilerlemesi demekti. Adı üstünde left. Bunu noktalı virgülle sonlandıralım. Ve şimdi bir else açalım. Else neydi? Bir if değeri gerçekleşmiyorsa çalışacak işlemdi. Bunun bir açıklaması yoktu. Yani buna bir koşul girmiyorduk. If değerindeki koşul
gerçekleşmiyorsa buna geçiyordu. Bunda da diyeceğim şey çok basit. Zaten buradaki değer x 0 değilse x eksi 1 veya 1'dir. 0'a eşit değildir demek. O zaman sola gidiyor demektir. Ben sola gitmesini değil, tıkladığım zaman tekrardan ileri doğru devam etmesini istiyorum. Forward değerini atıyorum buna bu yüzden. Her şey çok güzel. Biz vektörümüzü oluşturduk. Kli'yi denetledik fakat hareketi sağlamadık. Hareketi sağlamak için ben fixed update içerisinde çalışacağım ki daha hızlı, saniye başına daha fazla denetim gerçekleşsin. Diyorum ki bunun içerisinde vektör 3 hareket diyorum öncelikle. Vektör 3 hareket oluşturuyorum. Eşittir yön, yani kendim oluşturduğum vektör 3 çarpı time nokta delta time çarpı hız. Hız değerimiz de biz zaten göz kararı hızını ayarlamak adına oluşturmuştuk. Şimdi aşağı iniyorum bir tane. Transform position artı eşittir hareket diyorum. Biz burada ne yaptık? Şimdi en başından güzelce anlatayım. Önce bir vektör 3 oluşturduk. Bu vektör 3'ü bizim iki farklı vektörümüz var. Birincisi karakterimizin hareketi, diğeri de bizim bu hareketi değiştirmek adına karakterin vektör 3'ünün üzerine eklediğimiz ikinci bir vektör. Yani bu yön değerini biz kendimiz değiştiriyoruz. Gerekirse ileri gitmesini sağlayan rakamları giriyoruz bu vektöre. Gerekirse de sola gitmesini sağlayan rakamları giriyoruz. Fakat rakamları girdikten sonra bir de bunu topumuzun hareketini eşitlememiz, üzerine eklememiz lazım ki bu topumuzun pozisyon değerleri bu bizim oluşturduğumuz vektör değerine göre değişiklik göstersin. Hız değeri oluşturduk. Bunu biz topumuzun hareketiyle çarptık ki ve bunu public oluşturduk ki unity içerisinden değiştirebilelim. Unity içerisinden değiştire değiştire de göz kararı olaraktan topun hızını ayarlayacağız. Start'ın içerisinde bu yönümü vektör 3 forward olarak tanımladım. Çünkü oyun başladığı zaman ileri doğru gitmesini istiyorum default olaraktan. Yani varsayılan hareketimiz ileri olarak başlasın. Eğer ben bunu sol istesem left olarak girecektim. Fakat ben ilk zemini ileriye koyduğum için, buraya koyduğum için, bakın burada zeminin altındaki zeminin burada olduğu için ilk ileri gitmesi gerekiyor. Eğer buraya koysaydım ilk sola olarak başlatırdım ki bu start zeminine ilerlesin. Ardından update içerisinde zaten gerekli işlemleri yaptık. Sol tıklandıysa ileri gidiyorsa sola, sola gidiyorsa sağa gitmesini sağla dedik. Ve hareketimizi de fixed update içerisinde tanımladık. Pozisyon değerimizin üzerine ikinci bir hareket vektörümüzü ekledik. Şimdi bu kodu kaydediyorum ve unit'ime dönüyorum. Oluşturduğum script'i top objeme sürükleyip bırakıyorum ve bunun hız değerini varsayılan olarak 1 giriyorum. Hızlı mı yavaş mı şimdi çalıştırıp öğreneceğiz. Gerekirse arttıracağız, gerekirse azaltacağız. Çalıştıralım bakalım. Çok yavaş ilerliyor gördüğünüz üzere. Bir de buna bir rigid body vermediğimiz için boşlukta düşmedi. Hemen ona bir rigid body ekleyelim. Bu şekilde objemize ruh vermiş olduk bir nevi. Tekrardan bakalım bir. Başlatalım. Evet, karakterimiz ilerliyor ve boşluğa düştü. Gitti. Bir de bir tık topumuz büyük gibi. O yüzden topun boyutunu birazcık küçültelim. 0,7'ye 7 yapabiliriz mesela. Tabii Z'sini de 7 yapalım. Bu şekilde daha bir hoş görünüyor. Tekrar başlatalım. Evet, sol tıkladığımda sola, bir kez daha tıkladığımda zaten sola gittiği için sağa ilerliyor. Evet, hareket olaraktan istediğimizi başardık arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir sonraki adıma geçelim. Yeni yapacağımız şey ise zeminleri rastgele olaraktan spamlamak olacak arkadaşlar. Yani bir değil birden fazla zemin olmasını sağlayacağız şimdi. Bunun için de yeni bir script açmam gerekiyor. Buna hemen create'den C# script'i deyip zemin spawner diyorum. Ve bu spawn işlemini de topun içerisinde boş bir obje oluşturup ona atayacağım. Hemen unity'ye geri dönelim. Şöyle create empty diyorum. Buna da zemin spawner ismini veriyorum. Ve bunun içerisinde zemin spawner script'ime atıyorum. Ve bu script'i açalım. Evet, yorum satırlarından da hızlıca kurtulalım. Şimdi ben bir yeni fonksiyon oluşturacağım ve bu fonksiyonun adına da zemin spawnla diyeceğim ya da zemin oluştur olabilir şu şekilde.
Neden bir fonksiyon oluşturaraktan bunu yapıyorum? Çünkü mesela ben şey de diyebilirim. Bu bulunduğum zeminden ayrıldığım zaman yeni bir zemin oluştur da diyebilirim. Veya sürekli olaraktan zemin oluşturmasını da isteyebilirim. O yüzden her zemin oluşturmasını istediğim zaman fonksiyon çağıracağım. Daha kısa ve daha az beni yoracak bu işlem. Öncelikle benim dikkat etmem gereken bir şey var. Ben bu zemini oluştururken sürekli olaraktan benim oyunumun içerisindeki son zeminin ucuna eklemem gerekiyor. Yani bakın mesela şu an oyundaki son zeminimiz şu zeminimiz. Çünkü henüz bir tane oluşturduk. Oluşturulmuş olan son zemin de bu zemin. Yeni bir zemin oluşturulduğu zaman oyun içerisinde oluşturulan son zeminin ucuna eklenmesi lazım. Mesela bir zemin spawnladığımı düşünün. Ben bunu çoğalttım bir kere. Ctrl D yaparaktan siz de böyle zaten olan bir objeyi kopyalayabilirsiniz. Şimdi yeni bir zemin olaraktan bu zemini spawnladığımı düşünün. Bunu benim bu zeminin ucuna olaraktan eklemem gerekiyor. Ve artık son zemin olaraktan bunu tutmam gerekiyor. Yeni bir zemin oluşturduğum zaman da bunun ucuna eklemem gerekiyor. Demek ki o zaman bizim bu son zeminin hangi zemin olduğunu anlayabilmemiz adına bunun bir verisini tutmamız lazım. O zaman kod içerisinde yeni bir public game object tanımlıyorum ve bunun adına da son zemin adını veriyorum. Bunu Ctrl C ile kaydettikten sonra Unity içerisinden bu script'e attığım objeye hemen bu son zeminimi sürükle bırak yöntemiyle tanımlıyorum. Tamamdır. Şimdi tekrardan kodumuza dönelim. Benim bir obje spamlamak için instantiate komutunu kullanmam lazım. Bunu zaten birçok kez kullanmıştık sizlerle beraber. Bizim kullanmadığımız yöntemlerde de daha önce Flappy Bird yaptıysanız ya da zemin spamlamanız gerektiyse yüksek bir ihtimalle instantiate kullanmışsınızdır. Peki nasıl kullanılıyor bu instantiate? Öncelikle buna bir hangi objeyi spamlayacaksak bunu tanımlamamız gerekiyor. Mesela ben son zemin objesinden bir tane daha oluşturacağım. Ardından virgül koyuyorum. Bunun 3 aşaması var arkadaşlar. Öncelikle hangi objeyi spamlayacaksak onu gösteriyoruz. İkinci olaraktan objeyi spamlayacağımız lokasyonu, konumu gösteriyoruz. Son olaraktan da bu objenin rotasyon değerini göstermemiz gerekiyor. Genelde bunu biz default olarak bırakırız ama bakalım bu projede de böyle mi kullanacağız? Şimdi göreceğiz sizlerle. Oluşturacağım obje olaraktan son zemini gösterdim. Bunun spamlanacağı yer olaraktan da son zemin nokta transform nokta position artı eşittir. Hatta sadece artı vektör 3 nokta forward. Çünkü biz forward kullandık. Yani bu oluşturacağımız objeyi son zemin objesinin vektör 3'ünün bir tık ilerisini oluşturacağız. Bir tık sözel olarak sıkıntılı oldu fakat oluşturup oyun içerisinde çalıştırdığımızda zaten demek istediğimi çok rahat anlayacaksınız. Son olarak da hemen buna rotasyon değerini tanımlayalım. Son zemin nokta transform rotation diyorum. Yani rotasyonu neyse o şekilde kalmasını istiyorum. Noktalı virgülle sonlandıralım. Evet, spamlanma olayını çözdük. Tabii bir tane de yapmamız gereken bir iş daha var. Hani biz ne demiştik? Ne zamanki zemin oluşturursak o zemini son zemine de eşitlememiz. Yani son zemin verisi olaraktan o oluşturduğumuz zemini, spamladığımız zemini tanımlamamız gerekiyor. Bu yüzden son alt diri zemin eşittir. Spamladığımız bu objeye eşit olsun istiyorum. O yüzden başına son zemin eşittir ekliyorum. Yani bu objeye, bu spamlayacağım objeyi eşitliyorum. Denemek için hemen şöyle update'in içerisinde bir tane for döngüsü oluşturalım isterseniz. For diyorum. Tabi direkt hazır oluşturması adına aşağıdaki formu. Allah Allah bir dakika. Yanlışlıkla çalıştırmaya başlattım. Hemen biz direkt kendimiz yazalım o zaman. For integer i eşittir 0. I küçük olana kadar ondan i artı artı diyelim. Altına inelim hemen. Bu for döngüsü çalıştığı sürece de zemin oluştur fonksiyonumuzu çalıştıralım. Hemen altına da ekleyelim. Ha, şu virgülleri noktalı virgül yapmamız gerekiyor bu arada. Noktalı virgülle şöyle ayıralım.
Tamam diyor. Başka da sorun olmayacaktır. Ctrl S ile bunu bir kaydedelim hemen. Gelelim Unity'ye. Bakalım istediğimizi yapabildik mi? Konsoldaki hatamız silindi. Topumuzun içerisindeki boş objede kodumuz bulunuyor zaten. Hadi bakalım. Şöyle sign'da da bir tık konumumuzu düzeltelim. Şöyle olsun. Çalıştıralım görelim ne olacak. Aynen. Tam da istediğimiz gibi zeminler spamlandı ama sadece forward dediğimiz için dümdüz olarak spamlandı. Bizim istediğimiz aslında rastgelelikle, randomlukla beraber ya sola ya da sağına spamlanmasıydı. Şimdi bunu nasıl yaparız bakalım bakalım. Bunu yapmak için hemen koduma geri dönüyorum. Kodumun içerisinde biz zeminimizin pozisyonuna forward, vektör içi forward eklemiştik. Fakat şimdi biz kendimiz bir vektör oluşturacağız. Hemen buraya vektör 3 yön olaraktan oluşturalım. Ve bu vektörü randomlık içerisinde yani %50'lik iki şans içerisinde ya forward'a ya da left'e eşitleyeceğiz. Bu şekilde ya ilerisine yani son zeminin ya önüne ya da soluna yeni bir zemin spamlanmayı sağlamış olacağız. Hemen buradaki vektör 3 nokta forward'ı da yön olarak değiştiriyorum. Ve bunun altına yeni bir if oluşturuyorum arkadaşlar. Buna da diyorum ki random range. Hemen burada random parantezlerimi açıyorum. Ve diyorum ki 0,2. Yani 0 ile 2 aralığında bu ne demek? 0 ve 1 demek aslında. 0 ve 1 arasında rastgele bir değer seç demek. Eğer bu eşitse 0'a diyelim. Hemen altına yumuşak parantez açalım. Biliyorsunuz ki random range'de seçtiğimiz minimum değer yani 0 bu random olarak seçilecek sayıların arasına dahilken maksimum değer dahil değildi. Fakat maksimum değere kadar olan aralık dahildi. Yani şu an 0 ve 2 dediğim için 0 ve 1 arasında rastgele bir değer seçiyor olacak. Ben de dedim ki eğer bu seçtiğimiz iki değerden seçilen değer 0'sa yönümüzü eşitle vektör 3 nokta forward'a ya da tam tersi diyelim. Vektör 3 nokta left diyelim. Sıfıra left atayalım. Eğer değilse zaten el seçebilirim buna. Çünkü sıfır değilse birdir. Zaten iki tane seçeneğimiz var. Yön eşittir. Vektör 3 nokta forward diyorum. Evet. Yapmamız gereken aslında bu kadar. Bunu bu şekilde kaydedelim. Son bir kez daha anlatayım ne yaptığımı. Öncelikle dedim ki spawnlarken burası forward'tı. Yani direkt son zeminin önüne ekliyordu yeni oluşturulan zemini. Dedim ki önüne ekleme. Ben bir vektör içi oluşturayım. Sen bunu ekle. Normal pozisyonumuza fazla olaraktan bunu ekle. Ben bu yönü zaten kendi içerisinde değerlendireceğim. Ve dedim ki bana bir rastgele değer oluştur. Bu rastgele değer 0 veya 1 olsun. Yani 0 ile 2 aralığında olsun. Böylelikle 2 zaten dahil olmadığı için 0 ve 1 aralığında seçim yapmış olacak bu random range. Dedim ki bu iki seçenekten seçilen rakam, seçilen sayı 0'sa yönü vektör 3 nokta left olarak değiştir. Ama değilse yani 0 değilse ki 0 değilse de 1 kalıyor geriye. Eğer 1 ise de bunu forward olaraktan değiştir dedim. Böylelikle de bu random range işlemi sonlandıktan sonra da son zemini yani yeni bir zemin spamlarken artı olaraktan bu ikisinden birini seçecek zaten. Onu ekleyecek. Bakalım istediğimiz gibi olmuş mu? Öğeler saklandı. Kaydettim. Unity'ye dönelim tekrardan. Ha, bu arada şuraya bir i artı ekleyelim. Yoksa sonsuza dek oluşturur bu şekilde. Çalıştıralım kodu. Evet, gördüğünüz üzere tamamen zikzak şeklinde rastgele olaraktan oluşturduğu bütün zeminleri gerek soluna gerek de tam önüne oluşturduğu son oluşturulan zeminin bizim de istediğimiz buydu zaten. Bir de biz sanırım bunu aynı update'in içerisinde spawn etmişiz. O yüzden bu sonsuza kadar devam ediyormuş. Bunu biz en iyisi bir start'a alalım. Hemen şurayı şöyle kesiyorum. F ile kendimize ekleriz. Bu update'i start olarak değiştirelim. Bunun içerisine kendimizi ekleyelim.
Tamam. Şimdi artık bu i'ye, daha doğrusu for içerisindeki i'nin maksimum değerine kaç verirsek o kadar zemin oluşturacak. Şimdi tekrardan bir bakalım. İstediğimiz gibi 10 adet mi oluşturacak? Aynen öyle. Tamam. Çok güzel. Ve aynı şekilde rastgele olaraktan oluşturmuş bütün zeminleri. Evet, her şey çok güzel. Topumuzu hareketini, zeminlerin spamlanmasını vesaire hallettik. Fakat kameramız topumuzu takip etmiyor. İsterseniz artık bunu çözmeye geçelim. Direktmen kolaya kaçıp main kamerayı topun içerisine de atabilirim. Fakat böyle bir şey yaparsam main kamera topun içinde olduğu zaman topun child objesi olacak. Alt objesi olacak yani. Eğer top düşerse bu zeminden rotasyon değişikliğine uğrayacaktır. Kamerada topun child objesi olduğu için onun da rotasyonu değişecek. Hoş olmayan görüntüler ortaya çıkacaktır. Mesela direkt kamerayı topun içine atıp bir göstereyim sizlere. Topu kasten düşürüyorum. Gördüğünüz üzere kameramız da dönmeye başladı. İşte bunu istemiyoruz. O yüzden gelin sizlerle beraber en iyisini bir script kullanaraktan kameramızı topu takip ettirelim. Scriptler içerisinde yeni bir C# scripti oluşturuyorum. Ve buna kamera takip adını veriyorum. Ve kodumu açıyorum. Yorum satırlarından hemen kurtulalım. Bunu da silelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim yapmak istediğim şey şu. Önce topumun pozisyonunu kaydedeceğim bir veri olaraktan. Ardından da top ile kameranın pozisyonu arasındaki farkı alacağım. Bu farkı da kameranın pozisyonunun üzerine ekleyeceğim. Yani şöyle bir şey yapacağım. Ben önce kameramızı, buradaki kamerayı topun pozisyonun birebir aynısına getireceğim. Aynı yerine getireceğim. Ve bu pozisyonun üzerine belli değerler ekleyerekten kamerayı biraz daha yukarı çıkartacağım vesaire. Şimdi sözlü olarak yine karışık oldu ama kodda çok rahat anlayacaksınız. Önce bir public transform diyorum. Takip edilen nesne diyebilirim. Ya da topun konumu diyelim. Kolay olsun. Ardından hemen bir alt satıra iniyorum ve vektör 3 oluşturuyorum. Bu arada transform t'yi küçük yazmışım, şöyle olacak. Evet, vektör 3 fark diyeceğim ya da eklenecek miktar da diyebilirim ama neyse fark diyelim. Start'ın içerisinde şimdi bu farkı eşitleyeceğim. Transform position, yani bu kodu kameraya atacağım ya ben. Kameranın pozisyonu eksi topun konumu, şöyle nokta position tabi. Bu topun konumuna bizim topumuzun transform değerini atayacağım ve bizim bulunduğumuz noktadan topun konumunu çıkartacağız. Böylelikle elimize topla aramızdaki mesafe geçecek, fark elimize geçecek. Biz bunu kullanaraktan tabi kendi pozisyonumuzu buna eşitleyerekten kameranın konumunu ayarlayacağız. Bir tık karışık geldi farkındayım ama çözeceğiz sorunu, merak etmeyin. Zaten Unity'de gösterince daha rahat anlayacaksınız olayı. Transform position diyorum. Update içerisinde eşittir topun konumu nokta position artı fark. Yani biz şu an şöyle bir şey yaptık. Topun bulunduğu noktayı veri olaraktan bir kaydettik. Ardından da bir vektör 3 değeri oluşturduk. Bunun adına da fark dedik. Oyun başladığında farkı mevcut pozisyonumuzdan topun konumunu çıkararak bunu farka eşitledik. Yani topla aramızdaki mesafeyi aldık biz. Kaydettik şu an. Bakın kendi pozisyonumuzdan topun pozisyonunu çıkarırsak topla aramızdaki mesafeyi bulmuş oluruz. Bunu farkı veri olaraktan kaydettik ve oyun başladığında kendi pozisyonumuzu önce topun bulunduğu noktayı eşitledik ve ardından da üzerine farkı ekledik. Yani şu an kameranın konumu neyse o şekilde kalmasını sağladık. Bunu neden yaptık? Topu artık takip edecek. Fakat belli bir mesafeden takip edecek. Yani bu belli bir mesafeden takip etmesini biz kod ile sağladık. Eğer direkt kamerayı atsaydık içine topla beraber dönecekti. Rotasyonu da aynı olacaktı. Biz script ile yazınca bir tek rotasyon aynı olmadı. Sadece pozisyon olaraktan takip edecek yine aynı şekilde. Gelin bunu kaydedelim. Unity'ye dönelim.
Yazdığımız kodu main kameranın içerisine vereceğim şimdi. Şu şekilde. Topun konumu diyor. Bunun da topun içerisindeki transform'u istersem sürüklerim tabii. Sürükleyemem şu anda. O yüzden buradaki yuvarlağa tıklıyorum. Ve buradan topu seçiyorum. Topun transform değerini direktmen buraya atamış olduk. Gelin başlatalım oyunumuzu. Bakın gördüğünüz üzere yine kamera topu takip ediyor. Aynı topun içerisine atmışız gibi. Fakat top düştüğü vakit gördüğünüz üzere rotasyonumuz topla beraber değişmiyor. Çünkü biz sadece topun pozisyon değerlerini kendimize eşitledik. Araya bir mesafe ekledik ki biraz daha topu yukarıdan görelim. Ama diğer rotasyon ve scale değerleri hiçbir şekilde birbiriyle bağlantılı olmadı. Bu yüzden top düştüğü zaman bizde herhangi bir dönme olmuyor gördüğünüz üzere. Sadece top dönüyor. Bu arada şu topun hızını birazcık arttıralım mı? Ona bir tık rahatsız oldum ben. Çok yavaş ilerliyor ya. Şu şekilde 1-5 yapalım bakalım. Nasıl olacak? Hala yavaş. Bunu 2 yapsam ve zemin daha fazla zemin spawn olması için script'in içerisinden ya da neyse bunu zaten biz kendimiz otomatik olarak ayarlayacağız birazdan. O şekilde kalsın. Evet, hızı biraz daha iyi oldu şu anda. Tamamdır. Evet, artık kameramız topumuzu belli bir mesafeden takip edebiliyor. İsterseniz yavaştan zemin sürekli olarak nasıl spamlayabiliriz buna geçelim. Yani şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz üzere biz sadece oyun başında belli sayıda bir zemin oluşturuyorduk. Ve bu zeminler bittiği zaman zeminden düşüyorduk ister istemez. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Her bir zeminden çıktığımızda, örneğin şöyle düşünün. Mesela oyun başladığında burada birden fazla küp şeklinde zeminler var. Bunlardan her birine değip onlardan ayrıldığımızda, mesela şu an en son zeminden de ayrıldık gördüğünüz üzere. Az önceki gibi her zeminden ayrıldığımızda yeni bir zemin spawnlamak istiyorum ben. Yani bir zeminden çıktığımız zaman zeminlerin en sonuna bir zemin daha eklensin. Aynı yılan oyunu gibi. Hani yılan ilerledikçe bir adım ileri giderken arkadaki bir kuyruğunu bir adım öne götürülüyordu. Hani ilk çıkan oyunlardan bu yılan oyununun mantığı da oydu aslında. Aynı onun gibi bir zemin oluşturacağız şimdi. Bunun için scriptlerimize dönelim. Top hareketi scriptime dönmem lazım. Ben bir yeni void açacağım. Diyorum ki void on collision exit. Yani temastan ayrılan vakit. Temastan çıktığım zaman. Bir de enter'ımız vardı temas ettiğimiz. Bir de on collision vardı temas ettiğimiz sürece çalışan kodlar için. Bu temastan ayrıldığımız zaman. Peki şimdi ne diyeceğiz? Şöyle diyeceğiz. Eğer collision nokta game object nokta tag eşit eşitse, şimdi zemine bir tag verelim ki bu zeminin zemin olduğunu anlayalım. Şu şekilde yeni bir tag ekliyorum. Zemin diyorum. Ve buradan zemin tagimi seçiyorum. Artık zemin objeme zemin etiketini vermiş oldum. Koda geri dönelim. Eğer temastan ayrıldıysak, yani şu an temastan ayrılmak için yazılan kodlar içerisindeyiz. Temastan ayrıldıktan sonra çalışacak kodlar için. Eğer temastan ayrıldığımız objenin etiketi zemin ise şöyle yap. Biz şimdi eğer bir zeminden ayrıldıysak ne istiyorduk? Yeni bir zemin oluşmasını. Yeni bir zemin oluşturan kod öbür kodumuzda kayıtlı şu an. Zemin spawner kodunda. Yani benim bu koddaki şu fonksiyona erişmem gerekiyor. Bu fonksiyonu bu scriptte bu kısımda çağırmam gerekiyor. Bunun için top hareketi kodunun içerisinde önce bu scripti çağırmam gerekiyor. Onun için de şöyle yazacağım. Public zemin spawner scripti. Yani şu an script içinde öbür script'i çağırıyoruz bir nevi. Buna da bir isim verelim. Zemin spawner script'i diyelim mesela. Aşağı iniyorum hemen. Yani script'in içerisinde bu script'i tanımladım. Bunları tanıştırdım bir nevi şu an. Artık bu kod bunun içerisindeki fonksiyonu kullanabilecek. Tabii eğer burada da tanımlasaydım. Ve bu script'te şu an bu script'le tanıştığı için bu script'in içerisindeki fonksiyonları kullanabilecek. Tabii bunun içindeki fonksiyonların da public olarak tanımlanmış olması gerekiyor ki erişilebilir halde olsun. Bu yüzden de zemin oluşturma fonksiyonunun başına public ekledim.
Top hareketine tekrar dönüyorum. Eğer temas edilen obje, yani daha doğrusu temastan ayrılılan objenin etiketi zemin ise, diyorum ki zemin oluşturma scriptim içerisinden fonksiyonumun adı neydi? Zemin oluşturdu. Zemin alt-tri oluştur fonksiyonunu burada çalıştır dedim. Aslında tamamen bu kadar. Bundan ibaret. Eğer anlamadıysanız en başından sade sade anlatıyorum. Şimdi benim yapmak istediğim şey şuydu. Bir zeminden ayrıldığı vakit top, mesela şöyle topumuzu seçelim önce. Mesela şu zemindeyken oyun devam ediyor. Bundan gitti, onun yanındaki zemine geçti. Onun yanındaki zemine geçtiği zaman bu zeminden ayrılmış oluyor. Biz de dedik ki kodun içerisinde, eğer topumuz zemin etiketine sahip bir objeden ayrılırsa, ki biz bunun için zemine de zemin etiketini vermiştik. Eğer zemin etiketine sahip bir oyun objesinden ayrılırsa, teması bırakırsa yani, yeni bir zemin oluştur dedik. Bu yeni bir zemin oluşturma scriptini de zemin spawner içerisinde tanımladığımız için bu top hareketi scriptinden bu scriptteki fonksiyona ulaşmam gerekiyordu. Bunun için önce bunu public tanımladım ki öbür fonksiyonlar içerisinden erişilebilir olsun. Ardından da bu script içerisinden bu scripti çağırdım. Bunu nasıl yaptım? Public dedim, aynı bir veriyi tanımlar gibi zemin spawner scriptini tanımladım ve buna takma bir isim verdim bu script içerisinde. Yani bu scripte, şu scripte zemin spawner scripti olarak tanıttım. Ve ardından dedim ki zemin spawner scripti içerisinde zemin oluşturma fonksiyonunu çağır bana. Eğer buradaki eylem gerçekleşiyorsa. Bakalım istediğimiz gibi oldu mu? İkisini de kaydedelim. Unity'ye dönelim. Öncelikle tabii topun içerisindeki bu zemin spawner scriptine buradan scripti sürükleyip vermem gerekiyor. Zemin spawner scriptini şu şekilde ona... neden veremiyorum? Şuradan mı seçeceğim? Aynen, tamam. Buradan seçmem gerekiyormuş. Şimdi çalıştırıp bakalım. Bakın bir zeminden ayrılıyorum. Gördüğünüz üzere ucuna yeni zeminler ekleniyor. Her bir zeminden ayrıldığım zaman bu zemin kuyruğuna yeni bir zemin daha spawn ediliyor. Fakat fark ettiyseniz ben bunun sonunu görebiliyorum ve bu hoş bir görüntü oluşturmuyor. Oyunun arka planını adeta gün yüzüne çıkarıyor. Bu yüzden de şöyle bir şey yapacağım ben. Başlangıçta spawnlanan zemin sayısını birazcık çoğaltacağım. Yani ekrandan çıksın en baştaki burada gösterilen zemin sayısı. O yüzden de geliyorum, burada benim bir for döngüm vardı start içerisinde. Neredeydi o? Zemin spawn içindeymiş. Ben burada 10 adet değil de 15 adet spawnlamasını istiyorum. Oyunu çok kastırmayacak şekilde. Biz tabii ki şöyle bir şey de yapabilirdik. Oyun başladığı zaman ben buraya 1500 yazardım. Oyun başında 1500 tane zemin olsun. Fakat bunun dezavantajları şunlar. Birincisi, elbet elinde sonunda o 1500 zemin bitecek. Top hala yanmamasına rağmen zemin bittiği için düşecek. Yani zor ihtimal ama biri çıkıp yapabilir bunu. İkinci dezavantajı, ki bizi ilgilendiren bu, oyunun kasmasına sebebiyet verir. Çünkü 1500 adet objeyi bir anda oyun başında spamlarsanız sorun yaratacaktır tabii ki. Biz ne yaptık? Yavaş yavaş her bir objeden geçtiğimizde yeni bir tanesini oluşturduk ki sürekli olarak oyun içerisinde sabit sayıda zemin olsun. Zamanla yavaş yavaş artsın. Biz illaki ileride şunu da yapacağız. Ekrandan çıkan objelerin silinmesini de sağlayacağız. Böylelikle arkamızda da zemin bırakmayacağız. Gördüğünüz üzere onu 15 yaptığım için artık ekranımda ucuna eklenen zeminler görünmüyor. Bu şekilde daha hoş bir görüntü oluştu. Sanki sonsuza dek gidiyormuş gibi bu zemin kuyruğu. Fakat aslında sonsuza dek gitmiyor. Şurada ileride bir yerde sonu var. Ama her bir zeminden ayrıldığımda onun sonuna yeni bir tane ekleniyor. Evet, bu şekilde. Bunu da yapmış olduk. Gelin şimdi de bu geçtiğimiz, temas ettiğimiz objeleri geçtikten sonra nasıl sileriz, buna bakalım. Bunun için scriptlerimize dönmemiz gerekiyor. Hemen bunu top hareketi scriptten de yapabiliriz, bunun içerisinden de. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım ben. Mesela biz zeminden çıktık ya, çıktığımız anda yok etmesin, belli bir süre beklesin, ondan sonra yani
teması bıraktığımız obje ekrandan çıktıktan sonra, belli bir süre aralığından sonra yok olsun ki görüntü kirliliği oluşmasın istiyorum. Bu yüzden de hatırlıyorsanız korotinler kullanıyorduk biz. Bir videoda nasıl kullandığını anlatmıştım. Eğer o videoyu izlediyseniz bu şimdi anlatacağım bazı detayları anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Ama izlemediyseniz de şimdi de gayet güzel anlatmayı deneyeceğim sizlere. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bu zaman içeren kodları yazmak için bir fonksiyon tanımlar gibi, aslında bir fonksiyon tanımlıyoruz bir zamanda ama biz iNumerator ile tanımlıyoruz bunu. Başına iNumerator ekliyoruz, void değil de. Bunu yazdıktan sonra mesela ne diyelim, zemini sil diyelim, zemini sil adında oluşturalım bunu. Ardından parantez açalım. Bunu aslında boş bırakıyorduk biz normalde ama bu sefer sileceğimiz zemini bu parantez içerisinde tanımlayacağım ben. Game object kaldırılacak ya da silinecek diyelim. Silinecek zemin diyorum. Ardından altına inip yumuşak parantezlerimi açıyorum. Bu iNumerator ile tanımladığımız fonksiyonlar içerisinde bizim bir yield return döndürmemiz gerekiyor. Bu nedir? Bu wait for seconds veya wait for seconds in real time gibi zaman kodu içeren belli satırlar. Çünkü eğer biz içerisinde zaman kodları kullanmazsak iNumerator'ın bir anlamı yok. Aynı bir fonksiyon tanımlar gibi de yapabilirdik bunu. Biz şimdi zamanımızı döndüreceğiz. Yield return new diyorum. Wait for seconds diyorum. Kaç saniye bekleyelim? 3F diyebilirim ben buna. 3 saniye bakalım. Biz zaten kod içerisinde bir göz kararı, onu arttırıp azaltırız. Altına iniyorum. Destroy nokta silinecek zemin diyebilirim. Bu şekilde. Aslında bir tık yanlış yazdım orayı. Şöyle yapmamız gerekiyordu sanırım. Yanlış mı yaptım? Yok. Şöyle değil mi? Silinecek zemin. Evet. Tamam. Evet. Şimdi biz bunu tanımladık. Fakat bunu bir de çağırmamız gerekiyor. Benim hazır burada on collision exit'im vardı. Bu neydi? Bir zeminden teması kestiğimiz zaman çalışan kodlar içinde. Ben bunun içerisinde bunu çağırabilirim. Hemen burada zemin oluşturun altına. Aslında... Aynen altına deneyelim. En olmaz sorun çıkarsa düzeltiriz. Bu oluşturduğumuz coroutine'leri çağırmak için de start coroutine kullanıyorduk. Start coroutine dedikten sonra parantezimi açıyorum. Çağıracağım coroutine'in adını yazıyorum buraya. Zemini sil yapmışız. Zemini sil diyorum. Parantez açıyorum. Bunun içerisinde bir game object tanımlamıştık. Yani hangi zemini sileceğimizi bu parantezin içerisinde söylememiz gerekiyor buna. Ben de diyeceğim ki temas edilen obje diyeceğim. Şekilde. Yani hangi objeden temas kesiyorsak o objeden bahsediyorum diyorum bu kodun içerisinde. Evet, isterseniz en baştan tekrar temizden bir anlatayım. Öncelikle benim istediğim şey şuydu. Bir zeminden teması kestiğim zaman zemini direkt yok etmesin. Belli bir süre sonra yok etsin ki ekranda görünmesin o zeminin silindiği. Çünkü ekranda görünürse hoş bir görüntü olmaz. Aynı zeminden çıktığım an arkamdan silinir altımdaki zemin. Hoş olmaz. Ben de dedim ki belli bir süre geçtikten sonra bu ayrıldığım zemini sil. O belli bir sürenin amacı o ayrıldığım zeminin ekrandan çıkmasını beklemek. Öbür zeminlere geçtiğim zaman o zeminden uzaklaşacağım ve belli bir süre sonra ekranda görünmeyecek o zemin. Bu süreyi de ben 3 saniye olarak belirledim. Az mı çok mu ona bakacağız. Unity'de karar vereceğiz. Dedim ki 3 saniye bekledim. Ardından o zemini yok et dedim. Ve ben bu oluşturduğum coroutine'i de teması kestiğim zaman çalışacak kodlar arasına ekledim. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Ve Unity'me dönüyorum. Bakalım çalışacak mı? Bir sorun oluşacak mı? Olursa nasıl çözeceğiz? Hemen şurayı kapatalım. Koda vermem gereken herhangi bir şey yok. Başlatıyorum oyunumu. Bakın bu zeminden ayrıldık şu an. Silindi. Gördüğünüz üzere geçtiğimiz bütün zeminler belli bir süre sonra silindi. O belli bir sürede 3 saniye zaten. İsterseniz gelin şöyle sahneden biz bunu takip edelim. Şöyle birazcık ilerleyelim. Bakın şimdi. Oyunumuzda bakın 3 tane 4 tane zemini geçtik.
Yukarıya iyi bakın. Geçtiğimiz bütün zeminler gördüğünüz üzere arkamızdan siliniyor. Fakat biz bunu oyun ekranında göremiyoruz ki olmasını istediğimiz şey de buydu. Kötü bir görüntü oluşturmuyor bu şekilde. Bütün zeminler bakın arkamızdan siliniyorlar. Çok güzel. İsterseniz artık topumuzun düşüp düşmediğini denetlemeye gelelim. Bunu nasıl kodda sağlayacağımıza gelelim. Gelin kodumuza dönelim. Şuraya hemen top hareketimizin içerisine bir public static bool oluşturalım. Bunu static oluşturmamın sebebi öbür scriptler içerisinden de buna erişmemiz gerekiyor. Bunu takip edebilmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Mesela ben şöyle bir şey isteyebilirim. Topum platformdan düştükten sonra kameram artık onu takip etmeyi bıraksın. Çünkü mesela şu an bir bakalım. Bakın top düştükten sonra kameramız onunla beraber gidiyor. Gitmesin. Daha hoş bir görüntü sağlayacaktır gitmemesi. Gelin bunu nasıl kontrol ederiz buna bakalım. Şimdi kamera kodundan bu scriptteki bool'a erişebilmem için bunu static tanımladım. Public bool diyorum. Düştü mü? Diyelim. Eğer topum düştüyse bu bool'u true'ya çevireceğim. Ama tabii ki oyun başında bu bool'umun false başlaması lazım. Şu şekilde. Update'e gelelim hatta. Şöyle diyelim. Eğer düştü mü eşit eşitse true'ya, yani düştüysek return diyelim ki boşa döndürelim bu script'e, aşağıdaki kodların çalışmasını durdursun, yani o ekrana tıkladığımızda sola sağa gitme ayarlarını yapmasın, return diyelim, burada bu şekilde boşa dönsün kod eğer düştüysek. Tamam, bunu da yaptıktan sonra şimdi düşüp düşmediğimizi denetlemeye gelelim. Update'in içinde diyelim ki transform position y, yani eğer düştüysek topumuz, hemen şöyle topumuzu bulalım. Topumuz bu şekilde y değerini 0'ın 0.5'in altına, hatta 1'in altına düşürecektir. Bunu nasıl denetleyebiliriz? Şöyle bakalım mesela şu şekilde. Eğer 0'dan küçükse diyelim hatta. Çünkü evet 0'a kadar indiyse düşmüş demektir. Hatta bunu biraz daha keskin yapabiliriz. Mesela şu şekilde olduysa 0.5'ten aşağıya düştüyse topumuz düşüyor demektir. O zaman o şekilde denetleyelim. Hemen şunu aldığımız yere bırakalım. Diyelim ki transform position'ye, tabii bunu if içerisinde denetlemem gerekiyor. Eğer transform position'ye küçük veya eşitse 0.5f'ten düştü müyü true'ya eşitle diyorum. 0.5f'ten tabii ki nokta kullanıyoruz. Bir bakalım tam 0.5 mi? Yapabildik mi? Aynen bu şekilde olduysa düşüyor demektir zaten. Evet, çok güzel. Düştüğünü denetledik. Bir de kameranın takibi bırakması adına önce bu kodu kaydediyorum ki buradaki bool'um kaydolsun ve kamera takipten o bool'a erişebileyim. Bunun içerisinde kameranın takip etmesini sağlayan kısım update'in içindeki kısım. Bu kısma diyeceğim ki eğer top hareketi scriptindeki düştü mü bool'u false'sa, yani top düşmediyse takip etsin istiyorum. O yüzden bunu da bu parantezin içerisine alacağım. Yani dedim ki eğer buradaki bool false'sa topu takip et. Ama true'ysa takip etmeyecektir. True'ysa ne demek zaten? Top düştü demek. Düştüyse de takip etmesini istemiyoruz. Başka da yapmamız gereken bir şey var mı? Yok gibi görünüyor. Gelin bir kodun içerisinden bakalım. Oyunun içerisinden istediğimiz gibi oldu mu? Başlatıyorum. Şu an her şey yolunda. Devam ediyorum oyunuma. Yukarıda şu an arkamdaki zeminler yavaş yavaş silinmeye de başladı. Sign ekranında bunu görebiliriz. Topumu düşürüyorum. Ve gördüğünüz üzere kameram artık onu takip etmeyi bırakıyor. Evet, istediğimiz buydu. Aslında şurada bir konsol ekranında da bunu ayarlayabiliriz. Bir denetleyebiliriz. Hemen konsol ekranını da açalım. Neredeydi hemen? General konsol diyelim. Konsol ekranımı şu şekilde game'in yanına alabilirsem çok güzel olacak. Koda gelelim. Düştü mü true'ysa return'dan önce bir debug log açalım. Yani konsola diyelim ki düştüm yazdıralım hatta. Direkt top bize söylüyormuş gibi olsun. Şöyle denelim tekrardan Unity'ye. Çalıştıralım kodumuzu. Oyun içerisinde topum düşsün. Evet, düştüğünü kesin olarak denetliyor. Bu şekilde bunu da görmüş olduk. Çok güzel.
Evet, bunu da hallettik. İsterseniz şimdi oyunumuzu nasıl zamanla zorlaştırabiliriz? Buna bakalım. Şöyle bir şey yapacağım ben bunun içinde. Topumuz her bir zemin için hareket ettiğinde, daha doğrusu zemini boş verin. Her hareket ettiğinde, yani biz ekrana tıklayarak bu topu hareket ettiriyoruz ya, gittiği yönün 90 derece tersine hareket etmesini sağlıyoruz. Biz bu sol tıka her bastığımızda topumuzun hızı belli bir seviyede, düşük bir seviyede artsın istiyoruz. Bunu nasıl sağlayabiliriz koddan? Gelin buna bakalım isterseniz hemen. Geliyorum koduma. Top hareketi. Şimdi bakın nerede? Evet, tıkladığım zaman olan olaylar burada denetleniyor. Ben buraya diyeceğim ki hızıma belli bir seviyede ek yap. Hemen bu eki de aslında biz burada public float tanımlayabiliriz. Public float eklenecek hız diyelim. Şu şekilde. Gelelim aşağıya. Oyuna sol klik bastığımızda bu işlemler gerçekleşiyor ya. Bu işlemlerden herhangi biri gerçekleştikten sonra da hız artı eşittir eklenecek hız çarpı time nokta delta time. Bu time nokta delta time her cihazda aynı performansımızı almayı sağlıyor. Aslında biz şu an sadece bilgisayarda çalışıyor olsak da siz bu time nokta delta time'ı eklemeye alışın arkadaşlar. Yarın bir gün lazım olur. Bakarsınız mobile çıkarırsınız bir oyun. O yüzden bunu her zaman ekleyin. Kaydedelim kodumuzu. Dönelim Unity'ye. Topumun içerisindeki script eklenecek hız burada beni bekliyor. Şimdi hızımız default olarak 2 başlıyor arkadaşlar. Yani topun oyun başladığındaki hızı 2. Her hareket ettiğinde bunun üzerine mesela biz 0.05 ekleyebiliriz. Ama biz şu an bu hızın arttığını gözle görebilmek istersek 0.05 ekleneceğinden oyunda bayağı bir ilerlememiz gerekiyor. O yüzden sizin bunu görebilmeniz adına ben bunu bir tık daha yüksek yapacağım. Mesela 0.5 gibi. Oyunu çalıştıralım. Bakın tıkladım, bir daha tıkladım, bir daha tıkladım. Her tıkladığımda bakın sağda arttığını görebilirsiniz. Hız değerimizin. Bu arada çok yavaş artıyor. Ben orada bir tık hata mı yaptım? Ben bunu aslında artı eşittir değil de artı olarak da değiştiremem. O zaman tabii ki hata verecektir. O zaman artı eşittir şöyle yapalım. Hız eşittir hız artı eklenecek hız çarpı time nokta delta time diyelim. Aslında yine aynı şeye geldi ama bir tek uzattık onu. Cidden gereksiz oldu. O zaman yapacak bir şey yok. Time nokta delta time ile çarptığımız için zamanla üzerine ekliyor hızın. O yüzden biz buraya 0.5 diyelim yine. Hatta 0.2 diyelim. Bu zamanla artıyor bakın. Sağ tarafta hız değerimizi takip edin arkadaşlar bir yandan gözünüzle. Biz bunu ne kadar arttırırsak eklenecek hızı aslında o kadar daha hızlı artacaktır ama şu an yavaş yavaş hızım artıyor. Ben oyunda ilerledikçe bu topumun gidişatı, gidiş hızı daha da hızlanacak, daha da artacak. Bu şekilde oyunumuzu ilerledikçe daha da zor bir hale getirmiş olacağız. Tabii biz bu oyuna daha skor ekleyeceğimiz için bu oyunun zorlaşmasının önemi de artacak. Mesela gelin şu eklenecek hızı mesela 2 yapalım. Bu şekilde daha fazla artacaktır. Daha hızlı yükselecektir daha doğrusu hızımız. Gözle görülebilir olacaktır. Şu an mesela 2.5'a doğru yaklaşıyor. Her tıkladığımda bu artacak. Her zikzak yaptığımda. O yüzden ben şu an çok fazla tıklarsam düşeceğim. Tabii düştüm mesajı verdi bana. Bir kez daha deneyelim. Şöyle hızımızın iyice arttığını bir görelim istiyorum. İlerleyelim. Bu arada ne kadar fazla düz yol verdi ya. Aslında biz bunu rastgele yapmamıza rağmen. Evet, şu an 2 idi. 2.5'a çıktı. Neredeyse 3'e yaklaşıyor. Burada daha fazla zikzak çizdiğim için daha fazla arttı. Çünkü her tıkladığımızda artıyor. Şu an 3'e çıktı. Bir tık daha hızlandı gördüğünüz gibi. Burada çok fazla zikzak olduğu için iyice artacak. Evet, 3.5 neredeyse 4'e yaklaşıyor. Evet, bu şekilde oyunumuz gitgide zorlaşacak arkadaşlar. Evet, oyunu zorlaştırmayı da hallettiğimize göre isterseniz şimdi skor sistemine geçelim diyecektim. Fakat öncesinde aklıma oyuna eklemeyi unuttuğum ufak bir şey geldi. Hani biz zeminlerin üstünden geçtikten sonra zemini kodda 3 saniye sonrasında siliyorduk ya.
Biz bu 3 saniye içerisinde farklı bir animasyonla zemini düşürebilir miyiz? Aslında buna bir animasyon denmez ama örneğin şöyle düşünün. Biz bu zeminden geçtikten sonra zemin aşağı doğru düşse nasıl olur? Şimdi biz bunu nasıl sağlarız? Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Eğer bakın burada bizim teması kestikten sonra çalışan kodlarımız bulunuyordu. Biz bir zeminden teması kesersek bu zemine bir rigid body verelim. Bunu nasıl sağlayacağız? Şöyle sağlayacağız. Temas edilen oyun objesine ekle component, yeni bir component ekle, rigid body component'ini ekle, boş parantezimizi açıp kapatalım. Noktalı virgülle sonlandıralım. Şimdi bu ne demek? Bu şöyle demek. Temas edilen oyun objesine rigid body komponentine ekle demek. Biz bir objeden temastan ayrıldıktan sonra bunu yapacağız yani. Bir herhangi bir zeminden temastan ayrılınca o zemine rigid body objesini verirsek o objeye ruh kazandırmış oluruz ve doğal olarak o obje aşağı doğru düşecektir. Biz temas ettikten hemen sonra. Peki ne olacak sonrasında? 3 saniye sonra da zaten zemini sileceğiz. Hoş bir görüntü oluşacaktır. İsterseniz gelin test edelim. Oyunu başlattım. Bakın. Olmadı. Kodu mu kaydetmedik? Collision game object add component rigid body. Kaydettik sanırım. Bir daha bakalım. Allah Allah, niye olmadı? Çalıştıralım. Evet, şimdi oldu. Şimdi kaydedilmiş tam olaraktan. Gördüğünüz üzere zeminler arkamızdan düşüyor. Çünkü biz o zeminden geçtikten sonra Unity içerisinden o zemine rigid body komponenti kazandırılıyor. Böylelikle bir ruh kazanmış, bir ağırlık kazanmış oluyor ve sonrasında düşüyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde daha hoş oldu. Evet, bunu da hallettikten sonra skor sistemine geçebiliriz şimdi. Bunun için skriptler içerisinde yeni bir C# skripti oluşturaraktan buna skor ismini vereceğim. Çünkü skor için ayrı bir script kullanmak istiyorum ben. Bu skor skriptini çift tıklayarak açıyorum ve yorum satırlarından hızlıca kurtuluyorum. Bu score script içerisinde public static integer score tanımlayacağım. Bunu statik tanımlamamın amacı top hareketi skripti içerisinden skorumuza ek yapabilmek, skorumuza puan ekleyebilmek. Çünkü score script içerisinden bunu değil de top hareketinde atıyorum. Bir zemini geçtikten sonra yeni bir puan ekleyebiliriz. Bunu sağlamak adına skoru statik tanımlamam gerekiyor. Farklı skriptlerden bu skor verisine erişebilmek adına. Evet, oyun başladığı zaman bu verimiz sıfıra eşitlensin ki böylelikle her oyun başı sıfır olarak başlasın. Update içerisinde yapmam gereken bir şey var mı? Var. Şimdi oyun içerisinde bir de bir canvas oluşturalım ki ekranımızda bir köşede skorumuz görüntülensin, değil mi? Sağ tıklıyorum ilerleyici panelime ve UI içerisinden Canvas seçeneğine bir kere tıklıyorum. Böylelikle benim yeni bir canvasım oluştu. Ben bunu iki boyutlu görüntüye geçerekten tam aynı ekrana bakar gibi görmemi sağlayabilirim. Şimdi canvasın içerisinden scale mod ayarını scale with screen size yapacağım ki her cihazda aynı performansa sahip olalım. Ve boyutlarını da 1280x720 yaparak 16:9:1 oran yakalayacağım. Böylelikle tam bir yatay ekran görüntüsünde olacaktır. Canvas'ın içerisinde şimdi yeni bir UI'dan text oluşturuyorum ve buna score adını veriyorum. Skorumun ekranımın sağ üst tarafına sabitlenmesini istediğim için buradan sağ üstü seçiyorum. Alta basılı tutarsanız bu şekilde daha ortaya yakın olarak sabitleyecektir ama ben alta basmadan sadece sağ üstte sabitlemeyi seçiyorum. Ardından bunu birazcık genişletmek istiyorum. Şu şekilde. Bunu nasıl gözle görürüz? Birazdan içerisinde yazı yazaraktan test edeceğiz. Pozisyon değerlerini şöyle tam sayı haline getireyim ki çirkin durmasın. Sıfır yazıyorum içerisine. Başlangıç skorumuz sıfır olacağı için yazı değerini büyütüyorum. Olduğu kadar. Şu an sığmamaya başladı. Düşürdüm. 125 içerisine tam sığıyor. Font style'ını kalın yapacağım ki daha hoş bir görüntü sağlasın. Kendi skor için kendine ayırdığım bölge içerisinde kendini sağ tarafa sabitlesin ve en üstte görüntülensin ki çünkü mesela orta yaparsam çok bir fark yok gibi göreceksiniz. Fakat şimdi oyun ilerledikçe skor artacak. 100 olacak, hatta 1000 olacak. 1000 olduğu zaman gördüğünüz üzere ekrana yazamıyor. Çünkü kendisine ayırdığım alana sığmamaya başladı. Bunun için özel bir ayarımız var. Buna da Best Fit ayarı deniyor. Yani en iyi sığdırma. Bunu seçtiğimiz zaman yazımız kendisine ayırdığımız alana sığmamaya başladığında kendi fontunu
birazcık düşürecek. Kendi kendine fontunu düşürecek ki ekrana daha da sığabilecek bir alana sahip olsun bu şekilde. Bu yüzden best fit ayarı kullanıyoruz. Örneğin biz artık fontu 0 da yapsak bu bizim için best fitini kendisi ayarlıyor. Yani kendi fontunu, font boyutunu kendisi ayarlıyor. 100 olduğu zaman olabilecek en iyi şekilde sağlıyor bunu. 1000 olduğu zaman şu şekilde kendini küçültüyor ki font boyutunu kendine ayırdığımız alana sığabilsin. 10.000 yaparsak daha da küçültecek. Bunu en üste sabitlememin amacı da şu şekilde tam köşede görünebilmesiydi. Orta yaparsam gördüğünüz üzere bir tık aşağıda kalıyor. Bunu en üste sabitliyorum bu şekilde. Böyle daha hoş olacaktır. Tabi birazcık bunun V değil, skoru seçerek W tuşuna bastığım zaman ben bu skoru taşıyabiliyorum. Birazcık ortaya doğru taşıyayım ki şu kenarlarda da birazcık boşluk kalsın. Bu şekilde daha hoş oldu. Eksi 145'e eksi 80 yapsak olacaktır. Tamam. Şimdi bunu tekrardan sıfır haline getirebiliriz. Evet, canvas olaraktan yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ekrana yeni bir skor ekledik. Şimdi script'e geri dönelim. Kodumuzun içerisinde using Unity Engine Unity Engine, tabii yanlışlıkla yaptım onu. Nokta UI çağırmamız gerekiyor. Bu bize ne sağlıyor? UI paketlerini script içerisinden tanımlayabilmemi. Nedir bu UI paketleri? İşte burada gördüğünüz canvas. Canvas'ın içerisinde oluşturabildiğimiz şu UI penceresi içerisindeki her şey Unity script'inde Unity Engine.UI paketine dahil. Bir script oluşturduğumuzda default olarak bu paket gelmiyor. Eğer UI ile ilgili bir şeyler yapacaksak bunu eklememiz gerekiyor. Mesela ben şu an bir text tanımlayacağım. Public text diyorum. Score text diyorum. Burada text'i yazdığım zaman buraya hazır gelmesinin nedeni paketi yüklemiş olmam. Eğer yüklemeseydim burada bana hata verecekti. Diyecekti ki benim paketimde böyle bir kod yok. Sen bu kodu nereden buldun? O yüzden ben bu UI paketini aktif ettim ki burada text'i kullanabileyim. Şimdi score text'i oluşturduk. Update'in içerisine geliyorum, diyorum ki score text, score değil, score text. Şu an bir text tanımladım. Text verisini tanımladım. Bunun text'i. Yani şöyle bir şey dedim ben buna. Score text'inin text'i. Yani score objesinin içerisindeki text komponenti. Text'in içinde text tanımladım yani bir nevi. Dedim ki score text objesinin içerisindeki text değerini eşitle bizim integer olan skorumuza ve bunun şu an ne yapmaya çalışıyorum ben? Integer'ı bir nevi string'e eşitlemeye çalışıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden ben bu integer'ı toString diyorum. Yani score text'inin text'ini, yani score text'in yazısını score'un, score verisinin toString, yani string haline dönüştürülmüş haline eşit ediyorum. Bu şekilde score'umu canvas'ımdaki bir UI'ya eşitlemiş oldum. Evet, şu an her şeyimiz hazır. Skorumuz hazır. Skorumuzu ekrana yansıtıyoruz artık anlık olaraktan. Skor arttığı zaman da ekranda değişecek. Fakat skoru değiştirmeyi yapmadık. Bu skor scriptimizi kaydedelim. Top hareketine gelelim şimdi. Skorumuzu arttırıp azaltma işlemine geçeceğiz. Şimdi bizim bir karar vermemiz gerekiyor. Skoru neye göre arttırıp neye göre düşüreceğiz? Ekrana her tıkladığımızda skorumuzu bir arttırabiliriz. Yani her zikzak çizdiğimizde veya her bir zeminden ayrıldığımızda bunu yapabiliriz. Böylelikle daha adil olacaktır. Çünkü eğer ekrana her tıklandığını yaparsak kullanıcı bir zeminden düşmeden ekrana olabildiğince çok tıklamayı deneyebilir. Mesela ben bir zeminden düşmeden hemen sağa gidip tekrar sola gidebilirim. Böylelikle zeminden düşmeden skorumu arttırmış olurum. Bakın hatta göstereyim. Bakın normal gidiyorum. Hop iki kere tıkladım, düşmedim ama yine o zeminin üzerinde kaldım. Bakın yine aynı şeyi yapacağım. İki kere tıkladım, yine üzerindeyim. Bunu yaparaktan skorumu arttırabilirim. Böylelikle adil olmaz. Ben de bu yüzden her bir zeminden ayrıldığımda skoru arttıracağım. Geliyorum bu on collision exit'e. En üstte diyorum ki, virgül koymuyorum tabii ki, score scripti içerisindeki score değerini artı artı, yani 1 arttır. Şöyle bir şey de yapabilirdim ben buna, artı eşittir 1 de diyebilirdim. Hatta artı eşittir değil de score nokta score eşittir score artı 1, score nokta score artı 1 diyebilirdim. Bu çok uzun olurdu. Bunun kısası için de score nokta score artı artı dedim. Yani bunu bir arttırmak anlamına geliyor bu. Evet, bunu bu şekilde kaydediyorum ve Unity'me dönüyorum. Oluşturmuş olduğum score scriptini kamera objeme vereceğim. Çünkü hangine verirsem vereyim bu benim için fark etmiyor. İstersem gider topa da verebilirim. Ama kamera objem
mevcut en uygun, en müsait obje olduğu için score script'ini bunun içerisine barındıracağım. Tabii şu sahnemizi de eski haline getirelim şu şekilde. Tamam. Main kamerama score script'imi sürükledim, bıraktım. Score text'i soruyor bana. Hemen kanvasın altındaki score text'ini buna veriyorum. Evet, şu an yapmam gereken başka bir şey kalmadı. Çalıştırıp test etmek dışında. Başlayalım. Evet, gördüğünüz üzere her bir zeminden ayrıldığımda skorumu arttırıyor. Herhangi bir başka bir şey yapmıyorum. Ekrana çifte tıklasam aynı kalacak. Çünkü üzerinden geçtiğim her zemin başına bir skor kazanıyorum şu anda. Ekrana tıkladığım her klik başına değil. Bu arada bu eklediğimiz animasyon da çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel duruyor arkamızda sürekli düşmesi. Şu an mesela yaklaşık 50 zemini geçmişim ben. Bu şekilde bir skor sistemi de yapmış olduk arkadaşlar. Çok güzel. Evet, zikzak oyunu da bu şekilde Unity motorunda bu kadar kolay bir basit bir şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Ana menü gibi gereksiz detaylara girmiyorum. Bunlara öbür oyun yapma videolarımızda bakabilirsiniz. Zikzak bu kadardı. Hoşçakalın. Bye bye.